Evet arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Arkadaşlar biliyorsunuz ki skuter modelleri oldukça yaygın oldu artık Türkiye şartlarında. Genelde 50 ve 125 cc'ler çok fazla satılıyor. 100, 115 cc, 120 cc, 125 cc, 135. Silindir cc gidiyor. Tabii küçük cc olarak da daha fazla satılmalarının sebebi ülkemizin ekonomik şartları. Hepimiz biliyoruz ne yazık ki asgari ücretle çalışan bir arkadaşımız gidip de yani gidip 1000'lik, 1100'lük, 1500 cc makina alamıyor ne yazık ki, 600'lük falan. Herkesin hayalinde yatan tabii çok çeşit mosket var. Biz de elimizden geldiğince ufak cc'leri arkadaşlarımıza tanıtmak amacında bu kanalımızı açtık çok şükür. Sizin de destekleriniz sayesinde bir yerlere kadar geldik. O yüzden buradan abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan oluşan arkadaşlarımızla buradan saygılar ve selamlar olsun. Yine neredeyiz arkadaşlar? Cengizhan abimizin yanındayız. Ramkar'dayız. Güzel bir 50 cc skuterumuz var. Instagram hesabımdan bana Kemal arkadaşım sormuş. Demiş abi böyle böyle bir skuter var. Hani birkaç tane videosunu gördük ama demiş kroniklerini söyleyen ve biri çıkmadı. İşte karşınızda Cuba Space 50 Pro. Arkadaşlar Cuba Space 50 Pro 5 litre yakıt tankı var. Kendi ağırlığı tam tamına 92 kilo ağırlığında. 2024 normlarına uyumlu. Ön farımız full teknoloji LED. Göstergemiz de bu arada dijital gösterge. Sinyallerimiz şu bölgede. Sinyallerimiz ve arka sinyallerimizle stoplarımızla beraber halojen ampul arkadaşlar standart. Arkada tek amortisör var. Arka kampana fren, CBS, ABS böyle şeyler yok. Önde disk frenimiz var. Lastik ebatlarımız biraz ufak, bilginiz olsun. Bir evvelki versiyonu Space 50, onun da ön farını, ön kafasını şöyle koyarım. Sadece Space 50 ve 50 Pro arasındaki fark bu. Farı değiştirdiler, bir de gösterge koydular. O kadar arkadaşlar, öyle anlı şanlı bir fark. Beklemeyin, motorumuz güzel. Yaklaşık olarak 3.5 beygir gücünde, tek silindirli, hava soğutmalı. Üstten eksantrikli standart bir GY5 50 cc bloğumuz mevcut. Motorumuz şu an tabii 80 cc. Güçlendirilmiş olarak bizzat size öyle teslim ediyoruz. Motorumuzu size şöyle biraz göstereyim. Selesi rahat. Selesi gerçekten çok rahat. Şehir içinde rahatça kullanabilirsiniz. Zaten ağırlığı da öyle almış anlı bir ağırlığı yok. İnternette teknik verilerde bazen 80, 81, 82, 84 kilo falan yazıyor. Onlara aldanmayın. Dediğim gibi kendi ağırlığı söylediğim gibi zaten. Şöyle de bagaj altına hemen gösterelim. Yarım çene açılır bir kask sığmıyor. Ne yazık ki Nazi kaskı tarzı sığıyor. Yakıt tankımız burada. Motorumuzda sepet demiri mevcut. Sepet takabilirsiniz. Ben bu böyle motorlara yalnız arkadaşlar biliyorsunuz ki iki kişi binmenizi tavsiye etmiyorum. Yani ne yazık ki. Şöyle kontağımızı göstereyim. Telefon şarj giriş yerimiz ne yazık ki yok arkadaşlar. Benzin göstergemiz burada. Gördüğünüz gibi hız göstergemiz zaten burada. Sinyali unutma şansınız yok. Şıkır 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 şıkır. Ötüyor zaten. Burada da iki switch elektrik kesicimiz var. Hemen şöyle bir marş verelim. Uzuksa burada. Sinyaller burada. Kornamız burada. Gördüğünüz gibi devir saati vesaire yok. Ne yazık ki. Buradaki sinyallerimiz LED. Yalnız arka taraf full halojen. Selektör at. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle stabil. Frene bas. Orada LED ampul var da ya yani standart ampul var ama buraya böyle LED olsun diye, görüntüsü olsun diye böyle yapmışlar. Kapat gitsin. Benim yardımcım. Ne yapıyorsun lan? İyi abi sen. İyi iyi. Koştur koştur hadi bakayım. Şöyle de motorumuzu göstereyim. Gel al bakayım şu kamerayı. Boyumuzu falan bir gösterelim motorun. 1.69 boyundayım arkadaşlar. Boy bu. İki ayakta yere değiyor. Selesi rahat. Ama dediğim gibi iki kişi sert çukurlarda biraz tıngır tıngır. Arka amortisör tek olduğu için biraz vurabilir. Bilginiz olsun. O konuda sıkıntımız yok. Rahat. Şehir içinde rahat kullanırsın. Şehir dışı yolculuk yapacak olan arkadaşlara da tavsiyemdir. Kayışınızı değiştirin. Çünkü orijinal fabrikasyon kayışları kötü oluyor.
lastikleri de kötü oluyor. Bilginiz olsun. Orijinal lastik abatlarımızı da hemen şöyle göstereyim. Yan ayaklıkta bu arada sensör var. Onu da bir göstereyim size. Yan ayaklı açınca motor stop ediyor. Sıkıntı yok. Ver. Hemen ön lastik abatımıza bakalım bakalım. Neymiş? Kendi marka biraz iyidir. İyidir yani. Öyle almış almış bir kalite beklemeyin. Ön lastik abatımız 3.50.10. Arka lastik abatımıza bakalım. O da aynı. 3.50.10. Kenda var. Kenda biraz diğer lastik markalarına göre biraz daha iyi arkadaşlar. Parça kalitesi güzel. Hani Blazer'mış, Rosewood'muş onlar gibi aynı. Ya, pro demişler, ön farı değiştirmişler. Karbüratör içli gördüğünüz gibi. Enjeksiyonlu değil zaten. Şöyle iyice detaylarını size göstereyim. Cengizhan abimizde şu an stokları mevcut. Gri, yeşil ve siyah olarak modellerimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar Space 50 Pro'nun şu anki 2024 itibariyle güncel satış fiyatı 49.250 lira. Şu anki fiyat ama tabi bu ilerleyen zamanlarda video izlediğiniz zaman fiyatı değişmiş olacaktır muhakkak. Ona göre her zaman güncel fiyatı Cengizhan abimizden isteyin. Numarasını şuraya koyuyorum. Ramcar'ın Instagram hesabını da şuraya koydum. Kendi Instagram hesabımı da şuraya koydum. Bu arada bu motorun kronerlerinden size bahsedeyim. Birincisi arka amortisörü 2 kişi bindiğiniz zaman çukurlara kırıyor. Benzin deposunu deliyor. Hemen size şöyle göstereyim. Benzin deposu bu. Kırıldığı zaman benzin deposunu deliyor. Çaresini size söylüyorum. Arkaya gazlı coilover alacaksınız. Biraz para yakacaksınız. O zaman kırılma derdinden kurtuluyorsunuz. İkincisi egzoz vidaları titreşimden düşüyor. Düşmemesi için Loctite sıvısı var. Onu da fotoğrafını şuraya koyacağım. Çıvatayı sökün. Çıvatayı söküp tekrar o sıvıyla geri taktığınız zaman vidaların düşme şeyi olmayacaktır. Üçüncüsü kayıp düşme olayı. Bu lastikler çok dandik. Dediğim gibi Unlast Winter Grip 2. İki tane lastik çakarsanız bana mısın demez. Mis gibi de gezersiniz. Üçüncüsü kayışları kopuyor fabrikasyon. Kayışı da size şöyle göstereyim. Yani kayış kutusunu. Kickstart da var bu arada bilginiz olsun, ayak marşı. Bas çalıştır. Kayışını Bando serisiyle yeşil kayış. Şuraya resmini koyarım herhangi bir kayışı. Kodunu şu an tam hatırlamıyorum. Onlardan taktığınız zaman kayış kopma derdinden de kurtulmuş olacaksınız. Performans arayanlar için de 80cc ve 100cc'ye yükselttiğiniz zaman şu karbüratörü de yüzlük olarak değiştirin. Lütfen servisinizden rica ediniz. Karbüratörü de değiştirdiğiniz zaman motorunuz gerçekten kayışla beraber performanslı bir şekilde, özellikle Unlast lastiklerle beraber mükemmel bir sürüş deneyimi sunacaktır. Bu tür videolarında devamı için arkadaşlar kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.